Merhabalar sevgili boğa burçları yükseğini ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Eylül ayının son iki haftasına niyet şöyle bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Sizlerden istediğim lütfen güzel niyetlerinizi şöyle bir tutun ve o şekilde açılımı izleyin dinleyin arkadaşlar. Sizlerden gelen istek üzerine arkadaşlar normalde kanalımda ee, tek videoda kahve ve tarz açılımını yapıyordum. Burçlara özel. Sizler e, yorumlarda çok gördüğüm için söylemek istiyorum. Ayrı ayrı videolarda paylaşmamı istediğiniz yorumlarımı, yorumlarımı beğendiğiniz için de ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ee, kahve açılımını önce paylaşacağım. Boğa burcunun sonrasında diğer bir videoda e, tarz açılımını paylaşacağım arkadaşlar bu haftalarda Eylül ayının son iki haftasında bu şekilde paylaşalım. Bu şekilde memnun kalırsanız da devam ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet iletişim bilgim soran arkadaşlar için de şu şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu iletişim numarasından lütfen adınızı yazıp Mesaj atarsanız sevinirim. Aramalara bakma şansım olmadığı için maalesef araya aramalara bakamıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da şöyle açıklayayım. Seanslarımız randevulu çalıştığım için seanslarımız bir yarım saat sürüyor ve e, sizinle bir seanstayken sizinle kapatıp telefonu arayan kişiyi bakma şansım olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden de lütfen Whatsapp üzerinden iletişime geçerseniz sevinirim. Instagram ve yedik. YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına paylaşacağım. Bilginiz olsun. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Niyetinizi tuttuysanız hemen sizler için kartlarımı seçmek istiyorum. Evet hemen başlayalım. Boğa burcu Eylül ayının son 2 haftası bakalım neler bekliyor. Şöyle ilk kartına başlayalım. Bakın çok düşüncelisiniz arkadaşlar. Her şeyi en ince ayrısına kadar düşünmek gibi bir özelliğiniz var. Ve önünüzde birden fazla yapmanız gereken iş var. Bu işleri yaparken de bir işte çok fazla düşünüyorsunuz, diğer işte çok fazla düşünüyorsunuz. Ama burada e, aslında. O işte zaman kaybettiğinizde söylemek isterim. Bu işi yaparken onun en ince ağrısına kadar girmek size biraz zaman kaybettiriyor arkadaşlar. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Normalde siz bütün işlerinizi Tek bir güne sığdırıp hepsini yapabilirsiniz. Ama çok ince ayrıntıya girmek, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünmek sizleri biraz hem yıpratıyor hem de biraz zaman kaybı sağlıyor. Şöyle devam etmek istiyorum. Bakın Dengesiz bir hayatınız varsa ben direkt böyle söylemek istiyorum. Yani bazı şeyler alt üst olmuş olabilir arkadaşlar. Artık hayatınıza bir denge geleceğini hayaliniz vardır, hedefiniz vardır ama siz bu yolda yürürken hep dengesizliklerle, hep bir takım problemlerle uğraşmak durumunda kalıyorsanız artık bu problemlerin hayatınızdan yavaş yavaş çıkacağını gösterir bir dengenin hayatınızda hakim olacağını gösterir ve bir bereket var arkadaşlar. Şu anda Boğa burcunda bir bereket var. Yükseleni ve Ay burcunda Boğa olan arkadaşlar için söyleyebilirim. Bakın e, suyu öyle söyleyeyim direkt kart üzerinden gitmek istiyorum bereketi el elinizden elinize dolaştırıyorsunuz ama bu bereket sizin elinizden akmıyor ve çok iyi niyetlerle çıktığınız yolda şu anda güzel ilerlemeleriniz var devam edin niyetleriniz çok temiz Evet bakın diğer bir kartım değnek kralı. Sizin ilerlemenizi arkadaşlar istemeyen, yükselmenizi istemeyen birisi size zorluk çıkartacak. Bu kişinin de e, iyi niyetli olmadığını zaten şu zamanda maskesini düşürerek anlayacaksınız. Ve hedefinizi elinize tutma durumunuz var arkadaşlar. İlerliyorsunuz ve ilerlemeleriniz gerçekten daim olsun. Çünkü artık problemleri arkanızı atarak kötü niyetli insanları gerinizde bırakarak şöyle bir önünüze doğru dönmüşsünüz. Bu çok güzel bir şey. Şöyle devam edeyim. Boğa burçları evliliğe mi gidiyorsunuz? Bakın bir ilişkiniz varsa sözlü nişanlıysanız e, evliliğe doğru bir adım atma. Sadece sevgiliniz varsa ilişkinizi ilerletmek adına ailelere söyleme, işte ailelerle beraber söz, nişan, işte e, bir takım düğün hazırlıkları yapma durumlarına girebilirsiniz. Böyle bir istek içinizde oluşabilir arkadaşlar. Eğer evliyseniz boğa burçları şu anda istediğiniz şöyle bir şey var. Yani problemlerden sıyrılıp da işte eşimle güzel zaman geçirmek, eşimle hayatımı yaşamak istiyorum diye düşünceleri girebilirsiniz. Hayatınızdaki sevdiğiniz insanla aranızdaki problemleri eritmek gibi Böyle son bulmak gibi bir durum arayışı içindesiniz. Bakın diğer bir kartım kupa kraliçesi. Evlilik ve bebek haberi peş peş arkadaşlar hakkınızda hayırlısı. Bakın bebek haberi almak isteyen arkadaşlar bu dönemde hayırlısıyla inşallah şöyle bir gelme durumu var arkadaşlar. Ve çok Temiz niyetlerle olduğunuz o kadar belli ki şu anda çok güzel bir fırsatınız var arkadaşlar. Bu fırsat size geldiğinde küçük gelebilir, büyük gelebilir kaçırmadan değerlendirin arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu fırsatınız sizi başarıya götürecek. Bakın elinize kupayı almışsınız. Bu fırsatlar sizi başarıya götürecek. Hayat standartlarınıza şöyle bir yükselme sağlayacak arkadaşlar. O yüzden kesinlikle ihmal etmeyin. Değerlendirin. Ve üzerinizdeki bazı hayal kırıklıklarınızı heves kırıklıklarınızı şöyle üzerinizden atmak gibi bir durum içindesiniz bu haftalarda devam etmek istiyorum. Bakın sizin gözünüzü kapatmışlar arkadaşlar. Bazı olayları bilmenizi istemeyen insanlar var etrafınızda ama siz öyle bir kendinizi kılıçlarla beraber göstermek istiyorum. Koruyorsunuz. Dışarıdan gelecek kaza bela sıkıntıya karşı kendinizi koruma altına almış durumda görünüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sizin için şu anda güzel. Devam edeyim. Bakın değnek kraliçesi. Hmm, şunu söylemek istiyorum emek verdiğiniz belki çok değer verdiğiniz birisinden şöyle bir nankörlük görme durumunuz var arkadaşlar İkili ilişkilere dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız ama güzel bir fırsat güzel bir bereketlenme dönemi ve hayalinizi de gerçekleştirme durumunuz var devam etmek istiyorum. Bakın bulunduğunuz yeri değiştirmek isteyebilirsiniz. Belki bir şey bekliyorsunuz, belki bir sonuç bekliyorsunuz, belki bir atama haberi bekliyorsunuz ve gelecek olan haberle beraber ki müjdeli bir haber ve yerinizi değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Evinizden ayrılma durumunuz var şu anda. İşte üniversite kazanmışsınızdır, bir yere gideceksinizdir. Atamanız olmuştur, bir yere gideceksinizdir. Yer değişimi yapmak istiyorsunuzdur, yerinizi değiştiriyorsunuz. Ama yerinizi değiştirirken sevdiğiniz birkaç insan geride kalıyor, hanenizde kalıyor. Ama tabii ki de siz mutlusunuz. Çünkü istediğinizi elde etmek gibi bir durumunuz var. Bakın kılıç prensi evet bakın bu güzeldi kılıç kadar keskin kararlar vermeniz gerektiğini neş bir şekilde söylüyorum ve e, böyle bazı haberleriniz var arkadaşlar beklediğiniz haberler var şu haber gelse de şunu yapsam bu haber gelse de bunu yapsam e, şu haberin gelmesi için çok 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 belki de dualar ediyorsunuz o haberin gelme durumundan bahsediyor arkadaşlar bunu söyleyeyim ve o haber geldiğinde sizin karar vermeniz gerekiyor. Ne yapacağım? Nasıl devam edeceğim? Nasıl bir yol izleyeceğim diye şöyle bir oturup düşünmeniz gereken bir zamandasınız ve düşündüklerinizi, verdiğiniz kararları ertelemeden e, keskin kararlarınızla beraber uygulamanız gerekiyor ve arkadaşlar şu dönemde hayat standartlarınızda bir yükseliş var. Daim olsun. Şöyle son kartımı da hemen elime almak istiyorum. Bakın ermiş kartı. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Dışarıdan bir takım beklentileriniz varsa onları sıfırlayın. Hayalinize, hedefinize doğru giden yolda ışığınız kendi elinizde arkadaşlar. Hayalleriniz, hedefleriniz, başarılarınız zaten kendi elinizde. O yüzden dışarıdaki beklentilerinizi azaltın. Zaten kimden ne beklerseniz bekleyin. Onun gerçekleşme durumu yok. Ama siz o istediğiniz şey için uğraştığınızda siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Ki bu çok güzel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Önünüzdeki engeller kalkıyor. Bu arada e, Eylül ayının sonunda Görmediklerinizi görebilirsiniz bakın şurada bir kartında bakın kılıç ikilisinde gözlerinizi kapatmışlardı bakın burada gözlerinizin açılması durumu var görmediklerinizi görebilirsiniz duymadıklarınızı duyabilirsiniz bilmediklerinizi şu dönemde öğrenebilirsiniz arkadaşlar belki bir insan için iyi diye düşünüyordunuz. Kötü olduğunu, kötü bir düşündüğünüzün iyi olduğunu görebilirsiniz. Yani bazı olayları belki de hiç anlamlandıramıyordunuz. Neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor diye düşündüklerinizin arka planında olan olayları öğrenme durumunuz var arkadaşlar. Ve şu Eylül ayının son iki haftasında yıldızınız yüksek. Bakın genel olarak şöyle baktığımda yapmadıklarınızı ya da yapamadıklarınızı yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Alamadıklarınızı alma dönemi olarak da söyleyebilirim ben bunu. Çünkü şu anda istediklerinizi elde etmek gibi bir durumunuz var arkadaşlar bilginiz olsun. Boğa burçları yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar için şöyle bir tarot açılımı yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi kahve açılımına paylaşmış olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Başarılarınız daim olsun. Çok da güzel bir açılım oldu arkadaşlar. E, Aklını sakılan bir şey olursa bana her zaman yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlarımızdan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar ve e, bireysel olarak kart çekimleri yapıyorum bilginiz olsun. E, şunu da söylemek istiyorum lütfen bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ve bir beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Şunu da tekrardan söyleyeyim. İletişim bilgimi paylaştım arkadaşlar. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Yeri geliyor. E, oralardan da canlı yayınlar açıyoruz. O yüzden e, takip edip abone olmayı unutmayın lütfen. E, aklı saklan bir şey olursa da bana zaten söyleyeceğinizi biliyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.